Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik CEO. Gintama animesinin Silver Soul Ark'ın 4. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Gerçekten bugün çok mutluyum çünkü gerçekten bölüm çok çok iyiydi. Değineceğim önemli noktalar var. Shin Sengumi geri döndü ve harika bir şekilde power up almışlar. Kondo-san ayrı bir power up almış, Hijigat ayrı bir power up almış, Sogo ayrı bir power up almış. En önemlisi Yamazaki komple değişmiş. Yamazaki, Danada Goitsu diyorlar ya, Yamazaki efsane değişmiş ya. Bildiğin kas yığınına dönüşmüş, kocaman olmuş, tipi, karakteri komple değişmiş ve gerçekten bu bölüm çok çok eğlenceliydi. Ya geçen bölümden biraz şikayetim vardı aslına bakarsanız. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Ama bu bölüm bence toparladılar. Bölümü 10 üzerinden 9.4 veriyorum. Beğendim. Gerçekten beğendim. Seri gidiyor, hızlı gidiyor. Bölümün başında Gintoki ile Utsuro'nun karşılaşmalarını göstermişlerdi. Yanında Nobume vardı ve hep beraber savaşıyorlardı. Kurtuluş ordusu, Tendoshu'lar ayrı bir saldırıyor. Ve Naraku'nun 3. adamı ortaya çıktı. Böyle bayağı böyle kas yığını bir adam ve Gintoki ile savaştı. Gintoki elindeki kılıcı onun ağzına batırdı falan. Etrafta zaten sürekli bir kan şöleni var. Bir Shonen seriden istediğimiz kan şölenini tekrar tekrar gündeme getiriyorlar belli ki. Ve bu kanlar falan, fışkırmalar, kılıçların çarpışması falan harika. Gerçekten harika. Ama Gintoki, Kagura, Nobume ve... Shinpachi'nin yapabileceği pek bir şey kalmadı çünkü gerçekten güçlüler çok büyük orduları var, ölümsüz bir orduları var ve bunlarla baş edemeyecek durumdalar. Kaçmaya başladılar çünkü Utsuro'yla da baş edemez. Utsuro'nun dediğine göre sen benim kılıcıma erişemezsin dedi Utsuro Gintoki'ye ve Gintoki artık bir süre sonra pes etmeye başladı. Ben onun kılıcına asla erişemeyeceğim galiba dedi ve sürekli geçmişini hatırlamaya başladı. O samuray felsefesini hatırlamaya başladı. Aslına bakarsanız Gintama'nın bir ön plandaki komedi unsuru var ve onun ortasında hikaye kurgusu var. Onun yanı başında da hepsinin aslında birleştiği noktada da bir samuray felsefesi var ve bu samuray felsefesini anlamak, onu çözümlemeye çalışmak ve bunun amacını irdelemek, düşünmek, felsefik bakış açısından bakmak bize çok şey katıyor. Ben bu samuray bakış açısını çok önemsiyorum. Bence serinin en önemli noktalarından birini buna bağlamak en doğru şey olabilir tayfa. Her neyse, Gintoki'de ne yapacağı bir şey kalmıyor artık ve son raddeye giriyorlar. Benim kılıcım artık erişemeyecek gibi gözüküyor diyor Gintoki ve asla erişemedi galiba diyor ve o anda Shin Sengumi giriş yapıyor. Kondo-san, Hijigata ve Sogo'nun girişi çok çok dillere destandı tayfa. Çok iyiydi. Kondo-san'ın karşısına bir tane robot çıkıyor, böyle kocaman bir robot ve diyor ki biz de güçlendik diyor. Yeni makinalar falan satın aldık diyor ve orada ondan öncesinde bize Prenses Soyo'yu gösteriyorlar. Soyo biliyorsunuz Shige Shogun'un kardeşi. Bu Soyo kaleyi terk etmek istemiyor. Kalenin Edo kalesinin saldırıya uğradığını görüyoruz Kurtuluş Ordusu tarafından ve kaleyi terk etmek istemiyor. Ben diyor prenses olarak değil diyor, Shogun'un kardeşi olarak diyor, korumak istiyorum kaleyi diyor. Ve kaleden çıkmak istemiyor. Kurtuluş ordusu tam kaleyi yok edecekken hemen kalenin başına farklı bir savaş gemisi geliyor. Savaş gemileri arasında bir savaş geliyor. Savaş çıkıyor. Masudaira geliyor. Masudaira'yı tanıyorsunuz. Diye konuşan komutan vardı ya, Shin Sengumi'nin başı. En başı çeken Shin Sengumi'nin yaşlı adam. Masudaira geliyor ve diyor ki ben diyor Shogun'luğu Edo yok edecektim. Ne yaptım diyor. Getirdim diyor gemiyi. Koruyorum şimdi diyor. Geliyor ve bir savaş sahnesi var. Efsane. Gerçekten Masudaira'yı çok seviyorum ben. Prenses falan da şaşırıyor zaten orada. Her neyse, Kondo-san robota karşı geliyor böyle. Diyor ki ben de diyor az güçlenmedim diyor. Şimdi diyor gücümü gösterme zamanı. Kafa bandasındakini ağırlığı çıkarıyor kafa bandanasındaki. Çıkartıyor böyle. Kıyafetleri de çıkarıyor, soyunuyor. En son şeyini çıkartıyor, fırlatıyor. Mozaikli zaten böyle o kısımlar. Bölümü izleyenler anlıyor. Gintama'yı anlatmak gerçekten çok çok zor. Hatta dünyada belki birkaç tane... 4, maksimum 5-10 tane vardır ya inceleme. Gintama incelemesi yapan dünyada bile yok. Çünkü çok zor gerçekten. Hem anlatması hem de takip edilen bir anime olması ayrı bir yana. Gintamacılar böyle ayrı bir yana yer ediniyor. Onlar ayrı bir özellikte. Ben de zaten Gintama incelemesi çekerken sanki böyle farklı bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü Gintama gerçekten çok seviyorum. Her neyse, Kondo-san zaten aşırı hızlanmış belli. Belli aşırı hızlanmış. Hani Utsuro zamanında hızlı hızlı vuruyordu ya böyle Gintoki ile çarpışırken kılıçlarla, böyle kılıcını savuruyordu. Böyle bir gökkuşağı aurası çıkıyordu. İşte o gökkuşağı aurasının aynısı Kondo-san'da da var. Demek ki baya bir power up almış. Yani Utsuro'ya belki kafa tutamaz ama
Çünkü Ultra zaten ölümsüz ama onun dövüş stilinden bir parça edinmiş belli. Çünkü aşırı hızlıydı. O hızı Gintama'da aura olarak gökkuşağı şeklinde veriyorlar. Farkındaysanız böyle hareket ederken böyle şey Kondo'san bayağı böyle bir gökkuşağı aurasını elde etmiş. Onu anladık zaten. Her neyse yanlışta kendi şeyine basıyor Kondo'san. Bunu anlatmak çok garip geliyor ama maalesef öyle. Kendi şeyine basıyor ve bastığı zaman patlıyor ve kan fışkırıyor. Kondo-san'ı götürüyorlar. Sonra Hijigata ile Soga ortaya çıkıyor. Biz de power up aldık falan diyorlar. Böyle Hijigata ortaya çıkıyor diyor ki nikotini bırakmak diyor. Power up çekti. Simpaçi oradan atıyor diyor ki sağlığına dikkat etmişsin sence de sen sadece bu power up değil diyor ve Soga ortaya çıkıyor diyor ki mayonez sıkmak diyor falan. Yaptığınızdan hiçbir şey değişmemiş diyor. Makineyi böyle almaya çalışıyorlar. Makine zarar görmüyor. Ardından Yamazaki bazuka ile geliyor ve Yamazaki'nin ne kadar değiştiğini görüyoruz. Gintoki hemen bu bambaşka bir karakter olmuş falan diye bağırıyor tayfa ve bölüm orada bitiyor. Bir sonraki bölüm Shinsengumi'nin ve Gintoki'lerin Yorozion'un savaşını izlemeye devam edeceğiz ve daha çok birçok karakterimiz var. Onları nasıl işleyecekler ve bir sonraki bölümde Sakata Kintoki, Gintoki değil, Kintoki, sarı saçlı olan, hani robotumsu olan var ya, o geri dönecek ve neler yaşanacak çok merak ediyorum. Bu incelemenin sonuna geldik. Yorumlarınızı eksikmeyin. Gintama izleyen çok az, hatta tayfada en az Gintama izleyicisi var. O yüzden lütfen az ve öz de olsa, az ve öz de olsa yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Gintama incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın tayfa. Mr. Raindrop, falling away from me now.